Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Benim en çok merak ettiğim sağlıkta yaşadığımız sıkıntıların neticesinde 3 ayda bir yaptığımız testler var. Genel testler, lipazlar, işte diğer kanser belirtileri, her türlü şeye baktığımızda. Bazen de ben kendimde yaşadım en azından. O kadar büyük bir sıkıntı yaşadım ki geçtiğimiz dönemlerde tamamen değerlerim çok allak bullak olmuş ve çok da acil olarak hemen bir pankreas kanseriyle ilgili sürece doğru girdik. Öyle bir şey olabilir mi, olmaz mı diye. Çünkü bana da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şeker hastalığı tip 1 veya da tip 2 kısacası. Kanser olayı yaşanabiliyor mu? Var mı? Pankreasin çalışmamasından dolayı. Ben pankreasin çalışmamasından dolayı nasıl kanser olabileceğine de bir yorum kendimce katamadım. Çünkü çalışmayan bir şey nasıl kanser olabilir? Böyle bir soruyu sordum kendime. Sizden bir bilgi alabilir miyim? Şeker hastalığında pankreas çalışmıyor demek değil. Sadece onun bir hücreleri var. Langerhans hücreleri dediğimiz hücreler bunlar. Bunlar insülin salgılıyor. Pankreas çalışmıyor değil. Pankreas çalışmıyorsa farklı sorunlar da ortaya çıkar. Biz onlara pankreatit tablosu diyoruz. Akut pankreatitte veya kronik pankreatitte pankreas çalışmama sıkıntısı olur. Bu bir. Yani şeker hastalığında pankreas çalışmıyor değil. Öyle bir genelleme yapmak doğru bir şey değil. Sadece pankreasın bir tane fonksiyonun bozulması söz konusu. Çok doğru. Onu ayırdık. Artı şeker hastalığıyla kanserin direkt bir bağlantısı yok. Eğer risk varsa normal bir kişide ailesel eğer bir pankreas kanseri olayı varsa o kişideki risk de diğer kişilerdeki risk kadardır. Şeker hastalığı olduğu için bu kişi pankreas kanserine yakalanacak diye bir şey söz konusu değil. Yani kanserle şeker arasında direkt bir bağlantı yok. Ama nasıl ki şeker iyi kontrol edilmiyorsa şekere bağlı komplikasyonlar oluşabiliyorsa aynı organlardaki komplikasyonlar olduğu gibi pankreasta da damarlarındaki bozulmaya bağlı pankreatit gelişme ve buna bağlı uzun vadede tabii kanser riski var. Yani bu gene şekerin iyi tedavi edilmemesiyle de alakalı bir şey. Normal kişiden farklı olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle bir yayınlar da yok zaten. Şeker hastalarında kanser riski daha yüksek diye bir şey yok. Deminki soruda da olduğu gibi şeker hastalığında yaralar daha geç iyileşir diye bir yaygın inanç var ama evet. İleriki yıllarda olabilir bu daha geç iyileşme problemi. Çünkü eğer şeker hastalığı iyi kontrol edilmemişse, anjiyopati dediğimiz damar komplikasyonu yapmışsa onlarda dokularda beslenme bozukluğu meydana geliyor. Yara geç iyileşmesi o dokunun beslenmemesiyle alakalı bir şey. Ama çok başlangıç şeker hastalığında yaraların geç iyileşmemesi söz konusu değil. Bazı hastalar bana geliyor diyor ki hocam benim yaralarım çok geç iyileşiyor. Acaba benim şeker hastalığı mı var diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Şeker hastalığı başlangıcında yara geç iyileşmesi olması mümkün değil. Biz buradan teşhis koymuyoruz. Nedir şeker hastalığının başlangıcı olan şikayetler? Ağız kurması, çok sık idrara çıkma. En çok olan şeyler var. Çok su içme, işte halsizlik, terleme gibi şikayetlerle başlar. Gezi şekerde tabii ki bu tür şikayetler olmaması da mümkün. Adı da zaten gezi şekerdir ama şeker hastalığı başlangıcında bu şikayetler çok fazla değil. Çok az ve başında da yara geç iyileşmesi olması mümkün değil. Ancak ilerlemiş şeker hastalarında, komplikasyon yapmış şeker hastalarında yara geç iyileşmesi söz konusu ve pankreasla ilgili diğer organlarla beraber paralelinde pankreasla sorun olması tabii ki muhtemel ama kanserle direkt bir bağlantısı yok. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.